Bey, siz benim devrelerimi böyle karıştırarak mı acımı dildirecektiniz ha? Az kalsın sarı binayı boyluyordum lan ben. Mavi boncuk kimde? Kimde mavi boncuk? Kimde mavi boncuk? Süleyman, mavi boncuğu ver bakayım bana. Mene, mavi boncuğu ver. Sen hiç merak etme emme. Sen yokken biz Süme'ydi mavi boncuğu da çok iyi baktım. Safiye'ye gidince Süleyman dedi ki, Cemil perişan dedi. Sürekli Sümek'le dertleşip duruyor dedi. Biz de sen bu aşk acısını unut diye, Safiye'yi unut diye böyle bir oyunun içine girdik. Şşşt, bu kez konuşacağım. Sus konuşacağım ben. Hiç ben yoktum Sadıç. Bununla planı kurarken ben yoktum biliyor musun? Sonra ben geldiler Cemil'e öyle bir oyun edeceğiz ki Safiye'yi unutsun dediler. Hangi öyle oyun mu edilir dedim be. Adamı daha beter yüzeceğiniz dedim. Yalan mı lan konuşsanız siz? Safiye'yi unutam diye öyle yaptınız değil mi? Safiye'nin acısını unutam diye öyle yaptınız değil mi? Lan ben onun acısını bir madalya gibi taşıyorum galiba biliyor musunuz? Siz unutulacak şey mi bu? Ben o acı sayesinde insan olduğumu hatırladım oğlum biliyor musunuz siz? Bir günden bir güne karşıma gelip bana dediniz mi? Cemil sen bu kızı unutmak istiyor musun diye he? Sordunuz mu bana unutmak istiyor musun bakayım ben o kızı? İsmail evlenince buraya yerleşeceğiz diye mi düşünüyorsun? Yok. Yok aslında düşmedi ki benim yüzüm. Olsun İsmail. Vallahi bak benim öyle gözüm yükseklerde değil. Bir göz adı olsun. İçinde sen ol yeter beni. Üzme ne olur kendini. Yok Sedef'im ben üzülmüyorum ki. Benim acık hava almam lazım. Bir dakika gelen. Biz niye yardımcı olmuyoruz bu adamın mutlu olmasını gölüm? Bizim elimiz armut mu topleptir o? Bizi uğraşan mutlu olması için bunun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun lan. Aynı çocukluğumuzdaki gibi be. Lan biz ne yapacağız edeceğiz? İsmail'i mutlu etmeye bakacağız arkadaş. Belki bizim rüzgarımız kapılacak. Derdini, tasasını, mutsuzluğun kapı dışarı edecek arkadaş. Yürü be Emin. Aslanım benim be. O zaman yarından tezi yok. İMEO başlasın. Aynen. İMEO niye gölüm? İsmail'i mutlu etme operasyonu Sadıç. İMEO. Aynen. Ne oluyor lan? Ne bu haliniz? Hadi İsmail, balık tutmaya gidip durun. Oltalı ayağımızda, yemli ayağımızda. Bakın mangal da yanımızdaymış lan. Güneş ışınlarına karşı korumalı astır şapkamız dolduğuna göre bir tek eksik sensin İsmail. Bir de bizi bekleyen balıkla. Allah! Vallahi adı vurdu, billahi adı vurdu. Ulan bu bandan balıkçıdı be Süleyman geliyor lan. Vallahi geliyor bak. Derya kuzusu geliyor yemin olsun. Mangalı yakın lan. Hem buna lan böyle bak. poşet. İsmail. Şu poşetin güzelliğin bak gölüm. Balık tutmamış olabilirim emme. Balıklığa tutacağım poşet tuttum lan. Ne var yani? Ha görün balığı, ha görün poşeti hak edin.
Bakın aslında Tugay Bey'le benim aramda hiçbir şey yok. Bu sadece ikimizin arasında oynadığımız küçük bir oyun. Oyun mu? Ne oyunu kızım? Birlikte planlar yaptınız. Ruanda'ya gidecektiniz. Zümrüt, ciddi ciddi bir yola girdiniz. Ne oyunu bu şimdi ya? Yok baba, bizim bir yola girdiğimiz yok. Bizim Ruanda'ya gideceğimiz de yok. Ya aslında bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz evlenmeyi hiç düşünmedik ki. Şu an sizi üzdüğümün farkındayım ama... bir arkadaşımızın mutluluğu için böyle görünmek zorundaydık. Yani aramızdaki küçük oyunu öyle sürdürüp geçip gidecektik. Ama siz devreye girince başka bir şey oldu durum tabii. Kimmiş bu arkadaş kızım? Hayır yani ne kadar önemli bir arkadaş ki böyle oyuna falan girdiniz. O arkadaşın da bir önemi yok ki artık. Ne olur daha fazla soru sormayın bana lütfen. Ya tamam, saçma sapan bir şeydi bu yaptığımız. Ama artık bitsin istedim. Çok uzadı. Çok özür dilerim baba. Beni affedin olur mu? Affedin beni olur mu? Çok özür dilerim. Sen neden bizi ayırmaya çalışıyorsun Sedef lan? Onu deyive bana. Ben sizi niye ayırmaya çalışayım canım? Ben sadece sen kardeşinle evlenme diye yanlış şey ediyorum. İsmail, duydum ki Sedef'le evlenmeye niyet etmişsin. Etme. Sakın evlenme. Sedef senin kardeşin. Nasıl kardeşin oluyor diyeceksin, değil mi? Orası muallak, orasını karıştırma. Sen ne soruyorsun lan şeyi? Ne soruyorsun, orası muallak diyorum, inanmıyor musun bana? Bahri abi, ne yaptın sen? Sen adamı ikna edeceksin. Neden bayıttın adamı? Burasını karıştırma Semih, orası muallak. İsmail! Sadık! Süleyman! Ne? Ne oldu? Oğlum mu İsmail'e? İsmail! Burada da yok. Vallahi burada da yoksa hiçbir yerde yoktur bu çocuk. Ben siteyi ver. Niye hangi? Kaçtı mı bu adam? Gölüm. Gonca, her şey hazırsa başlayalım gari. Başlayam, başlayam da. İsmail abi gelmedi daha. Gelmedi mi? Gelmedi. İsmail, sen benim halen meleğimsin emmi. Bu şartta altında kardeşimle evlenmene razı olamam. Nişan bitene kadar burada misafir edeceğiz seni. İdare et gari. Gonca! Çekip dumuhunu, film bir çek. İyi kafası kaç para, sen onu biliyor musun? Nadia! Ya yiyip durma bunları, yiyip durma! Ha bur bur götürdün. Bak
Arkadaş yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi bu çocuk. Süleyman, geri bak lan. Kaçmış olmasan bu çocuk aynı filmlerde gebe. Önce bizi bunu mutlu ettik, ama sonra düşündü bu. Mutsuz olmaya göze alamadı. Sonunda kaçtı. Yok gari. Nere kaçıyor be? İsmail yapmaz lan öyle şey. Lan diyem yaptı. Bize haber vermeden giden bu. Hadi satıçla. Alasmarladık, hakkınızı helal edin demeden gider mi hiç? Belki sonra haber verecek bize, ha? Mektup falan yazacak. Yuh gari. Lan ben tanıdığım, bildiğim İsmail böyle bir şey yapmaz diyorum size. Eğer yaptıysa vaya, beni yoğurtçuların bayrından aşarı fıydarı verin bak. Yapmış mıdır lan? Yapmış mıdır lan? Ben korkmaya başladım Sadaç. Şerif Ali, konuşabildin mi kızla? Bana bak, çok mutlu görünüyor. Tamam mı dedi yoksa? Yani aslında konuştum gibi de, tam konuşamadım gibi de. Beğenmedi seni. Evlenmek istemedi. Yoksa başka sevdiği mi varmış? Nevzat hocam sormasan. Hatta biz gitsek, hiç durmasak burada hocam. Olur mu canım? Onca yemeğini yedik adamın. Bu en mutlu günde yürüyüp gidelim mi? Ayıp denen bir şey var. Kusura bakma. Sizlerle de ilgilenemedik telaşenin ortasında. Olsun canım. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa. Olur mu canım öyle şey? Siz rahatınıza bakın. Kızım Sedef'in en mutlu günde sizin varlığınız yeter bize. Sedef'in? Ha. Tabii Sedef'in en mutlu günü. Yalnız ben damadı göremedim. Damat nerede? Biz de göremedik daha. Geliyordu, gecikti herhalde. Müsaadenizle. Allah icabı abi bak buraya doğru gel. Kesin İsmail'i soracak kesin. Görmüyormuş gibi yapın. Yürüyün bakayım. Görmüyormuş gibi yapın. Süleyman. Emin, Cemil. Nerede kaldı bu İsmail? Siz onu almaya gitmediniz mi? Niye gelmedi bu saate kadar? Şimdi Hicabi abi, İsmail nerede? Bu çok güzel bir soru gerçekten Hicabi abi. Neden bu saate kadar gelmedi diyorsan... aslında bu daha güzel bir soru Hicabi abi. Aslında sorular hep beklediğimiz yerden değil mi? İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz Hicabi abi? Siz benden maytap mı geçiyorsunuz lan? İsmail nerede? Dün akşam elektrikle kesildi. Ben çalışamadım Hicabi abi. Oh, anam kafam. Anam kafam. Ne biçim ağrıyorsun lan sen? Tövbeli olsun ben öyle ağrı görmedim. Çok ağrıyor değil mi? Emme şimdi patates saracağım. Şıp diye alacak bütün ağrısını. Ben de daha önce eterlen bayıldıydım da kafam ağrıdıydı. Oradan biliyorum yani. Eterlen mi? Ha, eterlen. Ben seni eterlen bayıltıp buraya getirdim, sakladım ya. Sen! Bari! Ne yaptın lan sen bana? Neden bağırdın oğlum sen beni? Deli mi dürttün lan seni? Nişanım var benim oğlum, ne işim var benim burada? Ben sana söyledim zaten aslında. Nişan biten kadar buradasın dedim emme. Baygın olduğum için duymadın tabii ki. Hatta kardeşimden evlenmeye müsaade edemem dedim. Emme yine baygın olduğun için o kısmı da duymadın. Gidmek müsaade edemem bari. Millet beni bekleyip duruyor bari. Hadi çöz beni. Benim nişanım var bari. Nişanıma gitmem lazım. Bırak beni de gidelim hadi bari. Çocuk oyuncağı değil bu bak. Olmaz. Ben sana diyeceğimi dedim. Nişan biten kadar buradasın. Hayda. Bari benim güzel kardeşim. Yav ben senin meleğin değil miyim? Hadi bırak beni de nişanıma gidelim hadi. Sen benim meleğimsin. O yüzden engel oluyorum ya. Ne sen mutsuz ol, ne de Sedef mutsuz olsun. Sen git kimi seviyorsan onunla evlen yani. Sen çok konuşma da ben şu patatesleri saram. Bari dur lan ne yapıyorum dur. Bari bırak beni hadi. Bari, bari. Lan soğuk mu bari? Soğuk, soğuk. Soğuk oğlum. Ülen Akbaş'ın koyunluğa gibi ne bakıyorsunuz siz bana? Münker nekir sorusunu sormadım ben size. İsmail nerede dedim. Vallahi Hicabi abi çok zor sorular soruyorsun sen gülüm. Bu kabir suallerinden daha zor sorular sorunun. Ülen ne kaş göz ediyorsunuz siz? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsunuz? Saklıyoruz Hicabi abi. İsmail'in nerede olduğunu senden saklıyoruz biz. Çünkü
Çünkü söylenmeyecekmiş. Ayıp bir şey Cabi abi. O yüzden saklıyoruz. Sen illa söyleteceksen bize Cemil seni deyivesin. Söyle ama söyleyivesin sana. Söyleyiver. Şimdi Hicabi abi ayıp diyor ya Emin. Sen bizi bu ayıbı ne söylettiriyorsun? Demek ki söylenmeyecek bir şey bu. Sen niye böyle sorular soruyorsun Hicabi abi ha? Ulan niye ayıbı? Burada nişan bekliyor, misafirler bekliyor. Damadın gelmemesinden daha ayıp ne var? Amel var. Amel oldu İsmail çünkü biliyor musun? Tuvaletten çıkamıyor garibim benim. Amel. Ha, vallahi da açtırdın kutuyu, söylettin kötüyü yani Hicabi abi. Amel olmuş çocuk. Garini yediyse sor mu gitsin? Yani hediyinden mi, heyecandan mı? Heyecandan ödüyorlar Hicabi abi. Şimdi heyecan, insan bünyesini çok zararlımış biliyor musun? Sağlığı zararlımış diyorlar Hicabi abi. Demek amel oldu ha. Ulan burada da tuvalet var, burada da girerdi. Utanıyor, utanıyor Hicabi abi. Zaten kimseler değilim mi dedi, ölümü gör dedi. Bak bizi söylettin görüyor musun? Kimseler değilim bak. Oğlum bunda utanacak ne var? Herkesin başına gelebilir. Hadi bakayım siz onu alın gelin. Misafirler bekliyor, ayıp oluyor. Hadi bakayım, hadi. Bari kardeşim. Bu kar için sırası mı inci be? Hadi çöz beni güzel güzel de nişanıma yetişeceğim. Saadetime mani olma bari hadi. Saadetmiş. Ben bilmiyorum sanki. Sen o Zümrüt'ü seviyorsun. Kardeşinle evleneceksin. Ondan sonra aklın Ortmen'de kalacak. Ondan sonra ne olacak? Sevdiğin eve ulaşamama, kavuşamama duygusu büyüdükçe büyüyecek. Ondan sonra kardeşini suçlayacaksın. Eve geç gelmele, televizyonun başından kalkmamala. Bilgisizlikler, bilgisizlikler. Sonra ne olacak? Kardeşin mutsuz olacak. Bu işin sonunda kucağından bebeğiyle bu basının evine kadar dönmeye yolu var. Yani bu basın dedim benim babalığım. Ya sen nereden çıkarıyorsun örtmeni falan? Ben Sedef'i seviyorum. O benim ilk aşkım. Çocukluğumdan beri ben Sedef'i seviyorum. İlk aşkım mıymış? Ben yanlışlıkla nişanlanırken neredeydin? Neden bir şey yapmadın? Geç bunları, geç. Geç bunları. Müsaade edemeyeceğim. Kusura bakma. Kardeşimden evlenmene müsaade edemem. Tamam lan o zaman. Doğruyu söylüyorum. Sedef senin kardeşin değil. O mektubu da ben yazdım. Babanın ağzından yazdım. Siz evlenmeyin diye yazdım bari. Kusura bakma şu an çok pişmanım ama ben Sedef'i sevdiğim için seni öyle bir oyun ettim bari. Pışık yemezle. Seni bırakayım diye şu an uydurduğun yalana bak. Kim bilir sen kardeşime ne yalanla ne yalanla söyleyeceksin. Allah Allah. Mektubu kendi yazmışmış. Bir de babamın ağzından tövbe tövbe ya. Bari doğru söylüyorum lan gebre. Çöz beni. Bari! Çöz beni bari! Bari! Emin, İsmail nerede gülüm? Sedef endişelenmeye başladı vallahi. Endişelenecek bir şey yok gülüm. İsmail'in acık tuvaletten çıkamama durumla hava da. Söyledim ben yayınca. Gelir birazdan o. Tamam o zaman. Zence öyle bir yalan uydurdunuz ya. Bana sorarsanız anlatalım. Açıklayalım millete. Öyle de kıyamet kopacak, böyle de kıyamet kopacak. Lan nereden biliyorsun kopacağını sen? Ne biliyorsun? Belki adam bir yerlerde kafasını toparlıyor. Ne biliyorsun? Evet. Belki birazdan gelecek. Ne biliyorsun? Göre. Evet. Gençler, İsmail nerede ya? De böyle kucaklayacağım, kucaklayamayayım. Kucaklama sakın Hayati abi. Ya da kucaklayacaksan de fazla sıkma yani. Niye be ya? Gazamıza olmasın. İsmail cırcır olmuş biliyor musun? Motoru bozmuş. Olur mu ya? İnsanlık hali. Tabi burada yok mudur tuvalet? Damatsız nişan mı olur? Beğenmiyor buradaki tuvaletler o. Geçle. İsmail iyi de kaldı. Bütün millet onu sorup durur. Vallahi Kamil amca, İsmail motoru bozmuş biliyor musun? Cırcır olmuş çocuk. Bana bakın lan. Nihat daha karıştırıyor gene bu. He? Zor geldi değil mi? Hı? Üstüne böyle bir sorumluluk almak, aile bakmak, çalışmak zor geldi değil mi? Yine
kaçmayı tercih etti değil mi beyimiz? Yani ne kaçması gamilem mi? Niye zor gelsin çocuğa? Kendi istemedi mi evlenmek? Bence biz sana dedik ya amel olmuş bu diye heyecandan. Ben de bir keresinde hiç unutmam. Söz ulan. Çocuk mu var karşınızda? Beni mi kandırıyorsunuz? Ha? Yine yapacağını yaptı değil mi? Lanetin yeğeni. Şimdi ne diyeceğiz millete? İsmail kaçtı mı diyeceğiz? Bu kızın halini çok... Kamil abi, niye güvenmiyorsun sen bize? Tuvalete gitti, gelecek diyoruz ya. Sen şerbetini iç, misafirlerle konuş. Anlayacaklar. Vallahi bak, birazdan İsmail'in ameli olmadan anlayacaklar. Ben sevdim. Bu yalanla kuyuya inmeyelim dedim ben size. Ne yapacağız İnci Süleyman? Ha? Vallahi çok çekin ya, rezil olacağız millete. Ne yapacağız Gölen? Ha, yumurta kapıya dayandı mı? Ne yapacağız Süleyman? Ne bileyim ben? Alemi oyalayacağız Emin. İsmail'in burada olmadığını onlara unutturacağız. En azından zaman kazanmış oluruz değil mi? Nasıl olacak? Cemil, çık bir şey daha oku lan. Hadi lan. Oh. Oh. Lan çocukluğumuz da yapıyordun ya. Sunum bunum yap hadi gari. Olmaz lan öyle şeyler. Çıkıp ben öyle çıkamam, böyle bir şeyler söyleyemem. Heyecanlanırım ben. Ondan sonra cıvcır olurum, tuvalete bile yetişemem. Vallahi olmaz. Emin yapsın git çık. Lan yürü iki sunum, bir şey yap, bir şeyler anlat gölüm. Sonunda biz çıkan şarkıyı patlatırız dediği gibi. Lan sunacağım ben, bir şey sunamam. Ben çık. Lan ufaktan yapıyordun ya be. Abbam sınıfı, çık onu yap bakayım hadi. Hayır, hadi lan yürü. Ya. Misafirler, azıcık öyle bakabileceğiniz mi bana? Bir sunum yapacağım ben. Sayın müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaman bir eğitim, öğretim yılını acısıyla, tatlısıyla bir ay sonra geldi bırakacağız. Bu güzel geceyi bize Hababam sınıf öğrencileri hazırladılar. İnci karşınızda, Eurovision şarkı yarışması birincisi Cici Kızla. Cici Kızla. Olamıyor Cici Kızla. Değil. Hababam lokal grubu karşınızda. Ah kalbim ben senden çok çektim, söyle nedir bu halin, vallahi sen delisin delisin. Dırıngırın olmaz ki, öyle çarpılmaz ki, çıldırmışsın sanki, vallahi sen delisin delisin. Ne olmuş birden gördüysen onu, ömründe ilk gördüğün erkek o mu? Aman susuz duymasınlar sesini, göğsümden koparıp fıydırırım seni. Delisin, 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 delisin. La 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 la. Delisin, 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 delisin. Gördünüz ne kadar güzel oldu lan. Öyle bayıldı böyle, delisin yaptı böyle. Çıkardı böyle kalpıyı derdi. Tezahürat gerek yok, sağ ol, eksik olmayın. Bari! Gel buraya bari! Bari gel buraya, çöz beni. Ha bari, çöz beni bari. Bak. Bak melekliğinden istifa ederim bak.
İstediğini yapabilirsin valla. Nişan biten kadar buradasın. He. Sonra ne olacak lan peki? Diyelim ki nişan bitene kadar sen beni tuttun. Ben demeyeceğim mi? He? Sedef'e demeyeceğim mi? Bari beni zorlan tuttu. Zorlan alıkoydu demeyeceğim ben Sedef'e. Gene evlenemeyeceğim ben. Yapar mısın öyle bir şey? Yaparım tabii. Neden yapmayayım bari? Ayşe kafa bari. Ben niye düşünemedim? Emmi biliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Semih! Semih! Semih mi? Dombili Semih. He, ben de buradayım İsmail. Bahri bana kokoreçin formülünü vereceğim dedi de. O yüzden yani, kusura bakma. Semih, ne yapacağımızı söylüyorum. Hemen bir mektup yazacağız. İsmail'in ağzından itiraf mektubu nişan yerine götüreceğiz. Mektup mu? Ne mektubu? Sen ne ara öğrendin lan başkalarının ağzından mektup yazmayı bari? Lan bari! Gel buraya çöz beni bari! Geldim Hafsa teyze. Beni bak. İsmail neden gelmemiş? Soğudunuz mu? Söylemesi ayıp. He. Acı kisel olmuş da tuvaletten çıkamıyormuş. Şimdi karşınızda Rüçhan Çamay. Desem de inanmayın. Süleyman Makkayden. Müsaadenle teyze. Nereye götürüyorsun ulan benim yüngüme? Çok sağ olun. Tezahürat istemez. Çiçekle oduma. Ne haber? Ne haber? Ne haber daha daha ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber daha daha ne haber? Çok mutlu oldum seni tekrar gördüğüme. Rastlamak ne güzel şey bir sevdiğin. Anlat bakalım dostum senden ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber daha daha ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber daha daha ne haber? Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa. Ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa. Bir de cana can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Bir de cana can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan icabı abi. Sen olmasan hayat abi. Olmasan Kamil abi. Ah bu cile çekilmez. Hoppa. Ben düşündüm, taşındım, karar verdim. Senden aslan ve gata evlenmeyeceğim. Neden diyecek olursan... Bahri! Çıkar beni buradan bak, kimseye inandıramazsın. Çıkınca her şeyi anlatırım Bahri! Sen şimdi neden diyecek olursan... Orası muallak, orasını karıştırma. Ya Bahri abi, biz böyle yazıyoruz değil mi? İsmail'e inandıramadık. Ya Sedef'te inanmazsa, ne yapacağız? Yok, İsmail'de biz o mantığı yanlış kurduk. Bu durumda İsmail de benim kardeşim oluyordu. Biz karıştırdık emme, sen karıştırma yoksa tamamen muallak olacak. Sen dediğimi yaz. Sen bu mektubu okuyurken ben çok uzaklarda olacağım. Sen şimdi diyeceksin ki nerede olacağım? Emme, orasını karıştırma, orası da muallak. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Sevgiler dediysem lafın gelişi yani. Yoksa ben sevmiyorum seni. İsmail Bakı. Tam takığa doğru bakı. Ha? Ha? Yok ya, yazmadım. Ağız alışkanlığı işte. Tamam Bahri abi, ben hemen bunu götürüyorum, geliyorum. Sonra sen de bana kokoreçin formülünü söylüyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Semih! Gel buraya Semih!
Bakın yanlış yapıyorsunuz. Ulan buradan bir çıkam, ikinizin de canını okuyacağım Semih. Bari. Hadi sen ne ama? Bir de söyle sessiz olsun hadi. Kızcından yaptığını bak. Bu yaşta beni bile kaldır gittir oydum ha. Ay. Düşürme yüzünü, gelir birazdan. Yine dedi ya azıcık karnını üşütmüş diye. Olur böyle şeyler. Affedersiniz. Buyur. Kameraya bakabileceğiniz mi? Bakıyorum ya zaten. Sesi falan mı benim gözlerim? Yok canım. Estağfurullah. Ben şey diyecektim. Bu mektubu İsmail gönderdi de tam nişan gününde dedi. Şu saat şu dakika dedi. Bunu Sedef'e ulaştır dedi. İsmail mi? He. Sen Dombiliz. Sen ne geldin erkenden Dombiliz? İsmail şaka yapacak da biliyor musun? Hem İsmail'in önce kendi mektubu teşrif etti. Yanlış zaman getirdi bu Dombili. Ne oldu Sadıç? Yok bir şey canım. İsmail'in şakası bağdın ya Emin. Bu şakayı erkenden yapak olmuş bu Dombili. Gonca. Hadi sen ablanı belli etmeden öteye git gülüm, geç. Vallahi koca koca insanlarsınız. Akıl fikir ermez yaptıklarınıza. Söyle Dombili, İsmail nerede be? Yok İsmail, gitti. Giderken de aha bu mektubu bıraktı. Tam nişan günü dedi, şu saat şu dakika dedi, bunu Sedef'e götürün dedi. Oku Cemil. Bir dakika, bir dakika. Yanınız onu siz açmayacaktınız. İndir lan elini, adamı günaha sokma. İndir lan onu ayaklarına, indir. Pek kıymetli Sedef. Sen ben tamamen yanlış tanıyorum. Aslında ben iyi bir insan değilim. Kardeşim Bahri sana gelip söylemiş ya kadın yolunda. Hakkında öl, böl, çöl demiş ya. Sen ona inan bak. Neden diyecek olursan orası muallak. Orasını karıştırma. Bahri hop. Niye Bahri'sinden bahsediyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ah mektubu okudunuz. Dikkat ederseniz İsmail'in ağzından yazılmış. Lan halen İsmail'in ağzından dep duru be. Sabah beri çekmediğimiz maymunluk kalmadı bak. Senin ömrünü sıkar fıydar atarım sana. İsmail nerede deyi be bana. Ben ne bileyim ya. Bahri bana mektubu ver dedi. Ben de verdim. Ben nereden bileyim İsmail nerede? Ha Sadıç'la. Demek ki biz sünnet işin yarım bırakınca o fazlı parça bünyede asabiyet yapmış değil mi? Şimdi seni bundan kurtaracağım Dombili. Cemil ve bakayım benim şu bağ bıçağını şu sünnet işin bitiriverin ben. Neden böyle yapıyorsun Süleyman? Neden ben beni aşağıya vuruyorsun? Konuşma lan Dombili. Daha ne istiyorsun sen? En küflüsünden bağ bıçağın va. Sünnetçin va. Kirve va. Müezzin va. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur, dur, dur. Kesme. Ne bahane yok söyleyeceğim, hepsini anlatacağım, kesme. Bırak. Kokoreç yaptığınız yerde saklıyor İsmail'i. Sedef'le Bahri kardeş miymiş? Yoksa Bahri mi öyle zannediyormuş? Hiç bilmiyorum. Orayı kafama almadı. Almasın zaten. Ulan Dombili, senle işimiz bitmedi bak çocuk. Düş ben önüme, düş. Ben. Düş kesenin ha. Emin, ne yapacağım lan bu? Lan film mi bozma be? Ne bileyim ben? Demek önemli bir arkadaş için yaptın ya bütün bunları. Kimmiş bakayım önemli arkadaş? Böyle büyük bir oyun oynamaya kalktığına göre bayağı değerli bir arkadaş demek ki. Ya lütfen daha ötesini sormayın.
Ya çok özür diliyorum sizden. Unutsak olmaz mı? Unutamayız kızım. Başka bir insan için olsa belki unuturdum emmi. İsmail için unutamam. Kusura kalma. İsmail değil mi o? Yok baba, ne İsmail'i? O defter kapanalı çok oldu zaten. Kapanmamış işte. Bak, o defter kapanmamış. Bizim bahçede yakalandığında böyle yapmıştın. Korumuştun onu. Jandarmaya vermemiştin. Bak aynı yüz, aynı bakışla. Anlıyorum, o zaman da anlamıştım. Şimdi de anlıyorum, kesin İsmail bu. Ya değil İsmail falan. Siz niye bu kadar üstüme geliyorsunuz ki benim? Tabii ya. İsmail tabii. Nişanlığı varmış bugün onların. Belediyeden süs eşyası almaya gelmişlerdi. Sedef'le nişanlanıyorlarmış. Bir arkadaşın iyiliği için dediğim buymuş demek. İsmail unutamadı tabii seni. Senden umudu kessin, Sedef'le evlensin diye değil mi bütün bunlar? Yok anne, daha neler, filmi çeviriyoruz biz burada. Yok öyle bir şey. Şimdi bir arkadaşım bana aşık olmak üzereymiş. Yani bana öyle söylediler. Ben de o üzülmesin diye şey yaptım yani. Ya zaten İsmail ile Sedef birbirlerini sevmiyorlar mı? Vay arkadaş, ne İsmail'miş bu be. Eve döndüğünden beri kurtulamadık bu hikayeden. Bırakmadın peşini. Olamaz yerlere karşı çıkıp aklını çerdi değil mi? Sorarım ben ona bunun hesabını. Baba ama saçmalıyorsun şu anda. Ya ben İsmail değil diyorum. Sen niye inanmıyorsun bana? Doğru konuşma anne Zümrüt. Koruma onu beni. Dediydim ama ben o. Kızımın peşini bırak dediydim. Şu işe bak ya. Ne işine soktu benim kızımı? Ama görür o. El mi yaman, bel mi yaman göstereceğim ben ona. Ya ne yapsam inanırsın baba? Nasıl ispat edeceğim ben sana İsmail olmadığını? Nişanlarına gitsek ikna olur musun ha? Davet etmişlerdi beni zaten. Ha, olur musun ikna? Ya Zümrüt yapma bunu bana. Hala onu görüyorsun ya. Yapma şunu. Ne davetiymiş, ne iknasıymış ya. Gidemezsin. O nişana gidip onunla nişanlanırken gözlerin içine baka baka orada duramazsın. Boşuna bir laf yapma beni. Tamam, gidiyoruz o zaman. Kendi gözünüzle görün İsmail olmadığını. Emine, nereye gitti seninkiler? İsmail tuvalette gitti kalmış. Bizimkiler de gidem de alıp gelem dediler. Bu saate kadar mı? Ne bileyim kız? Seninkinde hep de neli ayağına dolaşmış. Heyecan bu herhalde. Ooo! Emi başkanım hoş geldin ki. Hoş geldiniz Gülenay başkanım. Zümrüt kızım, sen de hoş geldin. Ne güzel sürpriz yaptınız böyle ya. Sürpriz değil canım. Ocağımı davet etmiştik zaten. Sağ olsunlar, kırmamışlar bizi. Öyle mi? Sizi öyle davet edince biz de ailece mutlu gününüzü de yalnız bırakmayalım dedik size. Ne güzel yaptınız siz öyle. Buyurun şöyle, buyurun gelin. Doğruymuş Hilmi. İsmail değilmiş. Şu kızın rahatına baksan ya sen. Tebrik ederim Sedef. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol Zümrüt. Sen de mutlu olursun inşallah. Tugay Bey çok iyi bir insan. Biliyorum. Sağ ol. Semih, ne yaptın? Verdin mi mektubu, tamam mı? İnandı mı Sedef? Veremedi gülüm. Burası acık muallak kaldı, biliyor musun? Ulan Bahri, sen niye İsmail'i kaçırdın be? Lan biz sana güvendik, sana inandık be, sevdik seni. Senin meleğin olan dedik. Ulan bu bize yapalım be, ağzını kırdın Bahri sen. Süleyman, Emin, Cemil, çözmene. Burnum kaçınıyor çözmene. Durun, çözemezsiniz. Hepiniz benim meleğimsiniz emmi. Bu işte hayır işi sonuçta. İsmail kardeşim Sedef'i sevmiyor ki. Mutsuz edecek, üzecek onu. Hem bu evlilik hayırlı bir evlilik değil. Siz kendiniz diyordunuz. Dezgahın önünde kendiniz konuşuyordunuz. Ulan bağırıyorum.
İsmail Nişan'a gelmezse Sedef'in hali ne olacak? Onu düşündün mü sen? Hiç. Hicabi abinin Naci Yaban'ın durumu ne olacak? Onu düşündün mü? Vallahi senin ümüğünü sıka, fıydara atarım banırsaklığın içine. Sabahtan beri girmediğimiz hal kalmadı zaten be. Çekil oradan. Olmaz. Vermem size İsmail'i. Önce beni çiğnemeniz lazım, önce beni. Lan oğlum ne uğraşıp duruyorsun siz bunların zaten bir sıkımlık canavar bunun yörük lan. Millet damadı bekleyip duru, çözelim şunu bari. Sen ne söylüyorsun oğlum? Sen bizim yerimizi ne söylüyorsun? Vallahi billahi ben söylemedim Bahri abi. Mektuptan anladılar, sonra belden aşağı vurdular. Yoksa yemin ediyorum söylemezdim bak. Lan yürü git. Senin kokar için formel falan yok, yürü git. Nişan yerinde durumlar nasıl Sadıç? Bir sorun falan çıkmadı değil mi? Yok çıkmadı gölüm, çıkmadı emme. Bir de bizi sor olanla. Ya da sorma, bir daha hatırlatma beni onunla. Lan Bahri, bir insan böyle mi bağladı lan? Gördüğüm yapmış bunu. Çabuk çözün beni. Burnum kaşınıyor, acayip kaşınıyor. Heh, dur. Kaş, burnum kaş. Ora mı? Aşağısı, aşağısı. Durun. Çok çekingemin ettim. Benim cesetimi çiğnemeden bu kapıdan dışarı çıkamazsınız. Bu nişan olmayacak. Kardeşimin mutsuzluğuna göz yumamam. Ne oldu? Babuş bağlı geldi değil mi? Kaldık işte burada. Hep beraber kaldık işte burada. Beni bunu yapmaya mecbur ettiniz. Hadi çıkın gari. Hadi müezzin Cemil. Çıkın bakayım görem. Çıkın. Hadi. Hadi çıkın. Emme bir yanlışlık oldu. Sizin çıkmamanız gerekiyordu. Kurtarın beni. İsmail, Emin, Süleyman. Kurtarın beni. Allah aşkına. Çözün beni. Allah Allah. Ben nerede yanlış yaptım yine ya? Adım Şerif Ali dedin değil mi? Ne güzel adım varmış senin öyle. Şimdi sen müfettiş mi oluyorsun? Evet. Yani öyle diyorlar. Efendimden seni. Ne güzel okumuşum, müfettiş olmuş. Ben Süleyman'ım da okusun dedim ama hangi imkanla al okuyacaksın? Okuyamadı galiba. Müfettiş falan olmazdı ondan ama. En azından ormancı falan olsaydı iyiydin ya. Yani nasip tabii bu işler. Sonuçta rızkı veren Allah. Öyle hele tabii. Ben bak lan. Bekasın sen değil mi? Bizim kasabanın kızlar pek güzel olurlar. Bak okumuş olansın. Hangi kapıyı çalsak boş çevirmezler. Birini buluveren mi sana gitmeden? He? Yok yok. Sağ olun. Ben düşünmüyorum evlenmeyi. Düşünmüyorum. Şunu bak. Daha lafını duyunca heyecandan boğazındaki lokmaya sahip çıkamadı. Nemiş? Düşünmüyormuş. Anladım ben, anladım. Şimdiden sonra senin için çalışmalar başlatıyoruz. Helal müfettiş bey, helal, helal. İyiyiz bayıl. Çok şükür. Ne aradın sen be ya? Bir kucaklayamadım seni. Gerçi azıcık rahatsız olmuştum ama geçmiş olsun be ya. Neredesin lan İsmail? Ben de kaçtığından şüphelendim vallahi. Fener lan gemşek, ne kaçması? Kusura bakma Hicabi abi, bir takım durumlar oldu da. Biliyoruz, biliyoruz, haberimiz var. Tuvalette o kadar kalmış ki kokusu üstüne sinmiş. Kocaya söyle de sana kolonya molaya bir şeyler versin. Hadi be, dikileceğiz burada. Hadi oturmaya mı geldik, oynamaya mı geldik? Değil kızım. Yürü geldiğine göre şu uyunak bir şeyler koy. Damadın oyunculuğunu görelim. Haydi bakalım, haydi. Thank you.
erbah ezelden levh-i kalemden, levh-i kalemden. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Devri alemden bir günümü yüz bin sana yazmışlar. Dünyayı sevenler belli değildir, heyecan değildir. Canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu kandan hali değildir. Birini bir efkara yazmışlar. İnsanoğlu kandan hali değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. Nedir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde? Yatlar gezer yarım vilayetinde. Herkes diyarında muhabbetinde. Bilmem bizi ne civara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Olaydım dünyada ikbali yaver, heyecan yaver. El etsem sevdiğim acem kim ne der? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Olaydım dünyada İkbali yâver, heyecan yâver. El etsem sevdiğim acem kim ne der? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabı, Sümani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabı, Sümani. İsmail'le istek attı, devam ediyor, devam ediyor. İsmail'le istek attı, tüm hızıyla devam edip duru. Hemen hiç hız kesmeden isteklerimizi okumaya devam ediyoruz. Sıradaki isteğimiz Bozlağan Ali'den. Sıradaki şarkıyı oğlu Hacı Durmuş'a, kızla Özlem, Hatice, Bahar'a ve torunla Esabil'le Asiye istemiş. He bir de özel bir isteğimiz var. Bir dakika, bir dakika. Fırıncı oda başlan Mustafa canından çok sevdiği Elif'i için istemiş. Bir de not ekleyivermiş. Demiş ki benimle ömür boyu bir yola girme, va mısın demiş.
Bak gari sen, bak sen. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Elif kardeşim, kırmayan Mustafa kardeşimizi sevenle kavuşsun değil mi? Bu güzel istekten sonra hemen diğer isteğimize geçiyoruz. Sıradaki şarkıyı Kutup Yıldızı... Motorlu yolcuya armağan gitmiş. Bir de not ekleyememiş. Nerede olursan ol, hayatın boyunca yüzün hep gülsün demiş. Senin de kutup yıldızı. Gözündeki yıldızla hiç sönmesin. Yani motorlu yolcu adına kendisine biz buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz bu güzel dileklerinden dolayı. Bakmayın ben dalmışım. Siz ne zamandan beri buradasınız? Yeni. Yani yeni sayılır. Rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu? Estağfurullah. Buyurun içeri geçin. Ben size bir çay söyleyeyim. Yok yok. Teşekkürler. Çaya gerek yok. Ben size veda etmeye geldim. Veda etmeye mi? Sizle konuştuktan sonra istifamı verdim. Dün cevabı geldi. Kabul edilmiş. Gidiyorum buralardan Zümrüt Hanım. Ama niye ki? Siz anneniz için gelmemiş miydiniz buraya? Öyleydi. Edremit'te özel bir hastane açılmış. Davet geldi. Artık orada çalışacağım. Hem Kazdağ'ın havası anneme daha iyi gelir diye düşündüm. Hatta belki bana da daha iyi gelir. Ben sizi bu süreçte çok üzdüm. Olsun. Aşk böyle bir şey değil mi Zümrüt Hanım? Karşılıksız olmadıktan sonra, beklentisiz olmadıktan sonra, üzülemedikten sonra ona aşk denir mi? Alas mı aldık? Kendinize iyi bakın. Anne, sen de bir şeyleri arkanda bırakmaya hazır mısın? Anlaşılan senin biraz neşeye ihtiyacın var. Güzeller güzeli. Bak şimdi başka bir tane. Şimdi biz yola düştük ya. Biri de gitmiş kötü yola düşmüş. Ha şöyle. Gülelim biraz, eğlenelim.
Bak bir tane daha anlatayım. Şimdi bizim hastane var ya anne. Kebapçı Ali Usta mı? Kebapçı Ali Usta. Acacına yola çıkmayın istedim de. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, buyurun. Masamız hazır. Meşhur Üsküdarlı kebapçı Ali Usta'nın kebapları hazır olmak üzere. Lütfen ayakta kalmayın, lütfen. Buyurun, buyurun. Baba. Ha? Sen niye yüklendin böyle her şeyi? Haberim olsaydı çarşıya kadar gelirdim ben de. Kızım olsun. Sen de beni iyiden iyiye hasta ettin yani. Köyden bir sürü şey koydular. Sarımsaklar, soğanlar çıkmış. Biraz da tohum aldım. Ay, bir sürü zahmet vermişler sana baba. Olur mu öyle şey kızım? Beraber yeriz. Şöyle yoğurdun içine ekmeği doğradın mı? Gıyında yeşil soğanla, yeşil sarımsakla alan kaşıkladın mı? Oh! Gerçi biraz koka emme. Olsun be. Dünyada bundan daha güzel yemek mi var? Benim ben yaparım baba. Zaten dünden yoğurtta kaldı. Acele etmeye gerek yok kızım. Şu sepetin içinde biraz sarmaşık tohumları almıştın da şuralara ekelim. Yazın gölgesi falan güzel olur. Ben de çok severim sarmaşığı baba. Emme sen şimdi git azıcık dinlen de ben bunları hallederim. İyi. Oh! Babalığın bir dengesi, hoş geldin be. Hoş bulduk oğlum. Nasılsın, iyi mi? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz baba. Sen daha iyi oldun değil mi? İlaçlar falan kullanıyorsun değil mi baba? Kullanıyorum, kullanıyorum. Ha, bak, gıyında olmadığımız için sakın bak kullanmamazlık, boşlamazlık falan yaparsan... ...senin hakkımı helal... baba, buyur sen bu paralığa. Bunların tamamı hurdadan kazanılmış para baba, biliyor musun? Ben sabahtan hurdacı Yaşar abiye teslimat yaptım da öyle. Hinci acık az paralığa veriyorum ama bu kadar etti baba. Olsun. Azdıranma bereketlidir. Kıymetini bilene yiter de artar bile. Emin. Hı. Baban bilmiyor ama. Ben biliyorum o paraların nereden geldiğini. Neşe söyledi bana. Ona da Hafize teyze söylemiş. Süleyman'ın babası dönmüş değil mi? Hem de bir çuval parala. Öyle miymiş? Benden saklamana gerek yok gülüm. Hani sen hep deyip durdun ya bir çuval paramız var diye bizim. Ben şimdi biliyorum o paraların nereden geldiğini. Yalnız Süleyman da helal olsun vallahi. Hiç kendinden ayırmamış sizi. Çok takdir ettim vallahi. Ha, öyledir gülüm. Demek... Sen de Neşe deyiverdi öyle mi? Emme ben sana çok kırıldım gülüm. Benden neden sakladın ki? Öyle icap ettiğimi kimselerin duymaması gerekiyordu gülüm. Hem zaten para benim olmadığından değil mi? Öyle düşündüğün zaman. Emin beni bak. Bence babama gidem her şeyi anlatam. O da bilsin senin hiçbir suçun olmadığını. Hem paraların nereden geldiğini öğrensin de kızmasın sana he? Olmaz. Babamı deyiveremeyiz Emine. Sen daha babamı tanıyamadın mı gölem? Vallahi ortalık karışır, ben seni deyiveren. Zaten Süleyman'ın parası, gidip bizim paramız diye söylersek ayıp olmaz mı düşündüğün zaman?
Sen yiyince ne yap biliyor musun? Ağzını sıkı sıkı kapatacaksın sen. Kimseler bir şey diyemem bak. Hiç sırası değil Emin ya. Gözünü seven gülüm. İyi madem. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun Emin. Hadi Sedef. Az kaldı bak olacak. Olacak bak bir adım daha. Bir adım daha at bak olacak göreceksin bak. Oldu değil mi? Yürüdüm değil mi İsmail? Yürümez misin be? Cambaz Muhammed'in tayı gibiydin maşallah. Düğüne kadar yürüyebilir miyim ki? Koltuk değneğine iner falan da olsa ayakta durmak istiyorum. Yoksa gelinlik kendini göstermez biliyor musun? Yürüsün tabii. Koştururuz bile biz seninle. Hatta sen dersin, yavaş İsmail dersin, gelinliğim kirlenecek dersin. Ben de derim bırak kirlensin be, yeter ki sen yürü de. Hadi iyi günler size, hayırlı olsun. İyi günler, hayırlı olsun. İsmail Sedef, hayırlı olsun yavrum, Allah tamamını erdirsin. Sedef'ciğim, hayırlı uğurlu olsun, Allah tamamını erdirsin. İyi günler. İyi günler. Allah razı olsun Amidaba. İsmail. Üzüldün, bir şey mi var? Yok canım, neden üzülem ki ben? Çok mutluyum ben, çok mutluyum. Sen bir de yürüsen daha da mutlu olacağım Sedef. Ben senin neden dalıp dalıp gittiğini biliyorum. Para meselesinden ötürü değil mi? Düğünümüzü Süleyman yapacak ya, onu içerliyorsun sen. Süleyman mı yapacak? Para meselesini biliyorum İsmail. Neşe anlattı beni. Süleyman'ın babası kasabaya dönmüş. Bir çuval para getirmiş ya Süleyman'a. He sen onu diyorsun. Sen onu diyorsun. Öyle bir takım şeyler var tabii. Sonuçta senin arkadaşın. Gönlü zenginmiş demek ki kendinden ayırmamış sizi. Ben biliyorum sen böyle minnet etmek istemiyorsun. Kendi ayaklarının üstünde durmak istiyorsun emme. Borç sayarsın İsmail. Düğündeki takılarla ilçeye radyo kurarız. Yetmezse Süleyman'dan alırsın. Pek bir şey kazanmayız emme. Usul usul öderiz. Hem ben iyi olursam ben de çalışırım. Seni Süleyman'a minnet altında bırakmam. Merak etme. Sen gene de kimseye söyleme bunu oğlum. Bu konunun pek duyurmaması gerekiyor da. Anıyorsun değil mi? Merak etme. Aramızda sır. Oo, yandım çok acı. Oo. Tugay Bey ne yapıyorsunuz? Yandım deyip deyip biberleri ikişer ikişer atıyorsunuz ağzınıza. Çivi çiviyi söker Zümrüt Hanım. Dayayacaksın süs biberini. Akıl, zeka, mantık hepsi tutulacak. Ne olacak? Odak mideye kayacak. İşte o zaman değil ağzındaki acıyı, hayatındaki tüm acıyı unutursun. nasıl olmuş anne? Artık kebapçı Ali Usta yok. Zümrüt Usta var. Aa yok canım abartmayın siz de. Aa olur mu öyle şey? Sizin kebapçı Ali Usta'dan neyiniz eksik? Yani tamam şekil olarak biraz daha yenilikçi, postmodern olduğunu söyleyebiliriz ama... önemli olan lezzeti. Değil mi güzeller güzeli? Afiyet olsun. Ben de böyle bir teşekkür etmek istedim size. Tabii benim için yaptıklarınızın yerini tutmaz ama işte çam sakızı çoban armağanı gibi düşünün. Bana sorarsanız hiç gerek yoktu. Ama yine de teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir hediye oldu. Karnımız da doyduğuna göre yolcu yolunda gerek. Hadi bakalım. Yolunuz düşerse buraları beklerim yine. Belki. Hadi gidiyoruz. Şey... Biliyorsunuz ben bunu sizin için almıştım. Ben bunu kimseye vermem. Yani veremem. Sizin için de bir mahsur yoksa sizde kalsın. Bir arkadaş hediyesi olarak kabul ederseniz sevinirim. Asmaladık.
yaparsın. Ersin! Lan! Ersin! Ne oldu yenge? Şu kullanılmış eskimiş defterlerden getir ve de şu ateşi tutuştur hem. Boşuna uğraşmasaydın Cemile. İsmail Esed'i evlenince kendine yıkarlardı çeyizle yani. Olur mu hiç öyle şey Naciye? Kaç senedir sandıkta duruyor bunlar. Hiç öyle seramiyim ben el alemin önüne. Bir denecik gelinim var benim. Zümrüt'ü gördün değil mi? Nişana geldi. Hiçbir şey de olmadı. Gördüm, gördüm. Boşu boşuna guruntu yapmışız be. Gençler arasında olur öyle ufak tefek anlaşmazlıkla. Biz de gittik, te nereye yorduk. Koş, koş. Al yenge. Bir gün korkuyorum yazdım romanın olduğu defteri yakacaksın diye vallahi. Sen de üstüne yaz o zaman. Yenge bu benim romanım. Sakın yakma diye. Hıh. Okumam yazmam var çok şükür. Oldu yenge. Kafama da yazayım o zaman. Yenge kafam bulma. Beyin sarsıntısından yazacaklarımı unutuyorum diye vallahi. Hadi lan oradan. Büyümüş de yengesinden maytap geçiyor. Şunu da bak. Roman mı yazıyor bu? İşte. Bunun yazdığı romandan ne olacak? Cemile, bir kağıt düştü ama önemli bir şey olmasın? Ama ne önemli olacak? Ya Kamil'in bitmeyen hesaplardır ya da Ersin yazdığı antikunti şeylerdir işte. Olsun, gene de bakalım biz. İsmail yazmış bunu. Sedef'e yazmış. Cemile, bak şuna. Zümrüt'ü seviyorum diyor. Bak şuna. Hani hiç kimseye söylemezdin lan? He? Hani hiç kimseye söylemezdin? Hem Emine'ye söylemiş, hem Sedef'i söylemiş. Hıh. Lan Neşe'nin ağzı sıkıdır diyen siz değil miydiniz Sadıç? Niye oldu şimdi gülüm? Lan oğlum siz ne uzatıyorsunuz? Emine de, Sedef de, Neşe de bu paranın nereden geldiğini sormayacaklar. Süleyman'ı zannedecekler. Daha ne istiyorsunuz lan? O işler öyle olmuyor işte Cemil. Keşke o işler öyle olsa Sadıç. Kadın milletin bilmiyor musun sen? O gidecek öbürüne bak sana bir şey değveceğim ama kimselere bir şey değvemeyeceksin diyecek. Sonra öbürü öbürün gidecek sana bir şey değveceğim ama kimselere değvemeyeceksin diyecek. Sonra kimse kimseye değvemeden bir bakmışsın bütün gasabı duymuş. Aynen. Bizim acil bir şey düşünmemiz lazım. Yoksa jandarmanın kulağına gider hepimiz hapsi boylarız ben siz değveren. Peki nasıl olacak bu iş ha? Onu da biz Ahmet Süleyman Sadıç'ın bulubesin gülüm. Hı. Aynen. Hadi nasıl bitireceksin bu dedikoduyu yiyince? Lan sen ne seviyorsun ne üzüyorsun ha? Benden ne alakası var bunun? Bahriye yok yüzünden. Anım altında demeseydi böyle olmayacaktı. Ben anlamam Sadıç. Bu dedikodular sona ermeden ben irade eremem. Sedeyi veren ben. Gencecik hanımım evde gene ben mapusta adı çürüyemem. Tamam lan. Durun. Acık düşünem hadi. Buldum lan. Omuzu. Bu da olmaz be. Bul. Ya. Vallahi benim aklıma bir şey geliyor emme. Olmaz o. Durmuyor be. Lan bu işler ne kadar tehlikeli olduğunu bizimkilere kim söyleseyin kanka? Kadir inanır. Nasıl? Tabii ki babam. Yani. Bağırıyor. Aynen. Gördünüz mü? Patlattım hemen. Espriyi öl bak. Ne kim önerdiniz? Kadir inanır. Allah'ım ben. Ne kadar komikçi olmaya başladı bu son zamanlarda. Lan durun durun. Nereye gidiyorsun? Gel bak gel.
İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? Öleceğim burada. İmdat! Kurtarın beni! Biliyordum. Beni bırakmayacağınızı biliyordum. Ulan bari, sen neyin kafasını yaşıyorsun gülüm ha? Lan sen ni bağlıyorsun kendini buraları be? Lan sen ni böyle artistler yapıyorsun bak hep? Ya İsmail'i götürmenize engel olurum dedim. Hiçbirimiz buradan çıkamayız diye düşünmüştüm ama kapı kolunu yanlış hesap etmişim de. İsmail'den ne istiyorsun gülüm sen? Niye kaçırıyorsun adama? Siz dediniz ya işte, Sedef ömür boyu mutsuz eder diye. Kardeşim ömür boyu mutsuz etmesin diye ben de kendimce böyle bir çözüm buldum. Biz sana ölüm dedik Bahri. Sedef'i bir ömür boyu mutsuz eder mi dedik biz sana? Sen ne kadar dayanacağını mısın? biz kendi aramızda başka bir şey tartışıyorduk gülüm. Şimdi İsmail karnabahar sevmez biliyor musun? Ufaklığından beri olduğu eve girmez vallahi. Karnabahar pişen eve biz bunu sokamayız. Sedef de sen gel, karnabahar çok sev. O yüzden dedik, acaba Sedef'i ömür boyu mutsuz mu olacak dedik bari. Ben yanlış anladım o zaman. Sizin dediklerinizi kafamda nasıl kurduysam artık. Neyse, İsmail kardeşim. Kusura bakma, affet ben gari. Affetmeyecek ne var bari kardeşim? Biz senin meleklen değil miyiz? Hem zaten bizim de sana bir işimiz düştü. Sen de onu yaparsın, ödeşi gideriz. Olma mı? Yarıldın yani. Siz ne zaman istediniz de ben yapmadım canım. Ne işiymiş o? Anlatırız. Anlatırız. Tamam o zaman, çözün gari. Ba gidim ba budanmış, ba bülbül dadanmış. 15 yaşında da Hafside hanım kimle aldanmış? 15 yaşında da Hafside hanım kimle aldanmış? Çantamı çekmez değil mi? Boğazımı kesmeye falan kalkmaz. Ben öyle ters yapınca boğazıma sarılıp beni öldürmeye falan kalkmaz değil mi bu? Korkma bari, biz senin arkandayız Sadıcık. Kim var o da? Benim Hafize, İlyas. Ulan neredesin sen? Bir gittin kayboldun yine. Bak evliya yaptırdık gittik. Gelsin diye haber yolladım. İnsan gizli gizli de olsa gelmez mi? Ha niye gelmiyorsun, niye uğramıyorsun sen? Ben gelemedim çünkü kız kardeşime bir iyilik yapmak zorundaydım. Emme ne yaparsın ki? Bir takım yanlış anlaşılmalar almış, boşuna adam kaçırmışım. Niye adam kaçırmış, kız kardeşi, niye adam kaçırmış? Ne diyorsun sen illa? Ben kız kardeş mi diyorum Hafize? Kızgınlığımdan diyorum. Kızgınlığımdan adam kaçırdım. İsmail'i kaçırdım diyorum. İsmail'i mi kaçırdım dedin? Ne kızgınlığı? Ne diyor senler? Ben öfkemden ne dediğim biliyor musun Hafize sanki? İlk geldiğimde bana bıçak çekmiştin ya Hafize. Ondan herhalde yani. Şu an üstümde bıçak falan yok değil mi? Yok canım, o senelen hesabını soğumak içince. Şimdi bıçak falan yok. Bir dakika, de bakayım lan sen bana. Sen İsmail'i mi kaçırdım dedin? Kaçırmadım emme, çok kızgınım Hafize. Sedef diye bir kız varmış, altınla bulduğumu biliyormuş. Emine diye de bir kız varmış, o da altınla bulduğumu biliyormuş. Onlar nereden biliyormuş? Bana ne soruyorsun Hafize? Bana ne soruyorsun? Sen kendin anlatmışsın Neşe'ye. O da arkadaştan günde her şeyi anlatmış. Sen Allah aşkına niye anlatıyorsun Hafize? Ne bileyim ben İllas. Ağzı sıkıdı hani kendimiz olacak o diye anlattım ben ona. İstemem ben öyle ağzı gevşek gelin falan. Söyleyin Süleyman'a ayrısın ondan. Vazgeçtim. Birbirlerini seviyorlarsa kavuşsunlar tabii ki. Emme sen yine de bu işi bu kadar hafife alma Hafize. Peşimde kimler kimler var biliyor musun sen? Devletinden mafyasına kadar altını benden almak isteyen kimler kimler var? Mafyadan var. Herhalde yani. Sen kocanı basit bir adam mı zannettin Hafize?
Bu dedikodu köyde duyulursa ne olur biliyor musun? Mafyada duya. Benim de üçünü beşini aklamam gerekir. Emme gücüm yetmeyeceği için yedi sülalemizi hazırla Afize. Sen kork, bu işi de düzelt. Kimseye de bir daha bir şey değil mi Afize? Ya Süleyman Hanım'ı da kaçırılarsa? Sakın dönme arka güneşe, öyle kal. Ben Süleyman'ın babasıyım, senden konuşmaya geldim. Süleyman'ın babası mı? Hoş geldiniz. Dönme, dur. Bekoş bulmadım kızım. Benim sümek kafamı bozdum, çıldırttın beni. Sizin yüzünüzden kokoreç bile yapamıyorum. Kokoreç mi? Yani kokoreç dediğim kasabaya indiğimde bizim çocukların tezgahında gidip yiyordum. Onu bile kafamı nasıl bozduysanız tadını tuzunu alamıyorum. Eğer açsanız ben size bir şeyler hazırlayıverem. Ne var yemekte? Tavuklu pilav var mı yani? Ben zincirle bağlı kaldım da bir yerde. Bayağı acıktım yani. Müsaadenizle ben arkamı dönem gidem, size bir şeyler hazırlayayım. Sakın dönme arkanı. İstemiyorum, tamam kalsın. Niye ki? Yani sonuçta siz benim de babam olmayacaksınız mı? Süleyman söylemiştir. Biz evleneceğiz ya. O zaman göreceğim yüzünüzü nasıl olsa. Belki. Mümkünlükle, ihtimalle. Emme suratımı görmen istemiyorum belki. Belki suratımda bıçak yarası var, ne biliyorum. Belki suratımı kedi tırmaladı, ne biliyorum. Belki suratıma kaynar sular döküldü, onların izleri var, ne biliyorum. Bunları görmen istemiyorum belki diyorum. Anlamıyor musun sen beni? Tamam, tamam dönmüyorum. Özür dilerim. Açık açık konuşacağım seninle. Hafize bizim ailemizin sırlarını sana vermiş. Sen de arkadaşların güyünde anlatmışsın. Bu mevzu köyde duyulursa ne olur biliyor musun? Bunun zararı sana dolu, bana dolu, Süleyman'a dolu, Hafize'ye dolu. Sevdiğin kim varsa olu, anlamıyor musun? Ne gibi zararı olacak ki? Benim peşimde devlet var, mafya var, ne ararsan var. Emme, bana de gıtır illas derler. Adamı gıtır gıtır keserim. Keser misin? Keserim emme. Saçlarını gıtır gıtır keserim dedim. Benim elimden berberlik de gelir de o yüzden yani. Emme mafya keser biliyor musun? O gerçekten keser, baraları da alır. Eğer Süleyman'dan tek parça halinden evlenmek istiyorsan çeneni tutacaksın diyorum sana. Senin o kıyındaki odundan bıçak ne gülüm? Ne yapıyorsun sen onunla lan? İzlemek ne yapıyorsun lan? Çok paramız var ya gari. Peşimizde kimler olacağı belli mi olur? De gidanı de. Gası bir yerinde kim olacak bizim peşimizde gülüm? Sonuçta bizde para olduğunu senle benden başka bilen o ama. Öyle tabii canım. İkimiz biliyoruz bir tek de. Belli mi olur? Çok paranın belalısı da çok olu. Mafyala olu, başka bir şeyle olu. Allah mafsa. Yine de tedbirli olmak lazım. Ana ben ardiyelikteyim gülüm. Ben yokken mafya falan gelirse sen hiç böyle bıçağa odunla ilişme gülüm. Sen adamı altına al ve iki sağ üç sol yap adamın suyu çıkar zaten. Sevzek. İşler ne kadar keskin oldun farkında değil. Mangufa. Kim var o da? Benim Hafize teyze temizlik yapmaya geldi dedim de. Ya Neşe.
Kızım, acık seninle konuşmamız lazım. Hani ben sana Süleyman'ın babasından bahsettim diye. Ben bilmiyorum Hafize teyze. Süleyman'ın babasını da bilmiyorum. Altınlığa da bilmiyorum. Paralığa da bilmiyorum. Unuttum gitti galiba. Ben temizlik yapam da gidem. Dur kız, bir şey demedim daha. Dur, kimseye söyleme diyecektim. Mafyalar varmış diyecektim. Bu işler ciddi işlermiş diyecektim. Allah Allah. Ne oldu şimdi buna böyle? Sedef, kızım. Bırak gari bu incik cincik işlerini. Gözlerin bozulacak. Bırak anan gülah yapsın. Ne farkı daha baba? Hem onlar çok yoruldu zaten. Bir yastık yenerek almış. Onu da ben dikiverem dedim. Şerif Ali, Nevzat Bey. Bu çantalar ne? Bir yere mi gidiyoruz yoksa? Hicabi abi, biz müsaadenizi istiyoruz artık. Daireye dönme zamanı geldi. Ne demek dönme zamanı geldi? Olmaz, katliyen bırakmam sizi. Yoksa bir kusurumuz falan mı oldu? Sizi ağırlayamadık mı yoksa? Yok azizim, misafirperverliğinize diyecek sözümüz yok. Yani bizim burada işlerimiz bitti. Kalmak için bir bahanemiz kalmadı artık. Ne demek kalmadı? Düğün var. Düğün yapacağız daha. Olmaz, katliyen olmaz. Zaten Şerif Ali'yi görünce Ramiz Çavuş'u gömmüş gibi oluyor. Yok öyle hemen çekip gitmek, olmaz. Sağ olun Hicabi abi. Biz nişana kaldık zaten. Geciktik. Şimdi dairede işler yığılmıştır. Vazife bekletilmez. Hay Allah. Olmadan mı böyle? Durun, iki dakika bekleyin. Bu sene zeytinyağlığa pek güzel oldu. Doldurayım götürürsün. Babana da götürürsün. Hiç gerek yok Hicabi abi. Durun, bekleyin, bekleyin. Hemen doldurup şişeye getiriyorum ben size. Şerif Ali. İki dakika konuşabilir miyiz senden? Ha, siz konuşun. Ben kapının önünde bekliyorum Şerif Ali. Sizle böyle bir hoş olmayan durumlar oldu. Bir takım yanlış anlamalar, anlaşılmalar falan. Ama böyle tatsız tutsuz gitmenizi, bizi böyle hatırlamanızı istemem. Düğünü kalın. Hem neşeleriniz de yerine gelir. Hem de kasaba düğünü görmüş olursunuz. Aramızda kalsın, bizim kasabanın düğünleri de pek bir güzel oluyor vallahi. Yani nasıl olur? Ben bilemedim şimdi. Dairede işler vardı. Ararsınız daire, acık izin alırsınız. Hem babam da çok mutlu olur. Babanızı anlata anlata bitiremedi. Babanız yerine siz katılmış olursunuz he? Madem böyle ısrar ediyorsunuz, kalalım o zaman. Şimdi sizi üzmek doğru olmaz tabii. Ha şöyle. Hem pişman olmayacağınız garanti veriyorum bak. Unutamayacağınız bir düğün olacak. Bak sen. Demek kızlar bu yüzden kızıyorlarmış Zümrüt'e. Gonca falan bu yüzden suçluyormuş İsmail'i. İsmail'deki garip garip hallerin sebebi budun demek. Bu saçma sapan soruların manası budun demek. Madem İsmail seviyordun bunu, ne diye Sedef'len bir yola girdi? Ne diye nişan yaptı o zaman? Bilmiyorum emme. İsmail çok göğsü merhametli oğlandı Naciye. Sedef kaza yaptı, sakat kaldı diye vicdan yaptısa demek ki. Hadi İsmail öyle diyen. Sedef niye tamam dedi? Madem bunları bilip dur, ne de olur dedi o zaman. Bu böyle olmayacak Naciye. Biz bunlarla bir güzel konuşalım. Bu ikisi bile bile kendilerini ateşe atmasınlar. Şimdi güzel geleyim mi? Yarın öbür gün mutsuz olurlar. Bu evliliğin temelleri pek sağlam değil diye veren ben sana. Oo, Naciye teyze hoş geldin. Yani anne. Ne yapıyorsunuz? Dünür dünür oturuyorsunuz mu? Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk.
Cemile bana müsaade. Yemekte ocağım vardı. Ocakta yemeğim vardı. Hadi sağlıkça kalın. Hadi güle güle Naciye, selametlen. İsmail, dur bakalım acık. Gel otur şöyle, az biraz konuşalım senden. Hayırdır yenge? Ne oldu? Of Gonca of! Gidip en çürük ipi almışsın. Sabahtan beri gop abavla gop abavla ellerini nasıl tuttu yeminden. Ben ne anlarım ipten şişten? Beni matematik diyeceksin, fen bilgisi diyeceksin. Benim öyle dantelle çeyizden işim olmaz. Hadi oradan. Yaşın gelince yanaşırsın gıyma. Abla bu fiskosları bitirem diye. O zaman göreceğim ben seni. Bak bakayım elimi sürüyor mu? Anne. Almadın mı ipleri? Bırak şimdi ipi mipi. Senden konuşacaklar var benim. Hayırdır anne? Neyle ilgili? Ne hakkında yani? Zümrüt ile İsmail arasında geçenler hakkında. Dut yemiş bülbül gibi durduğuna göre var bir şeyler diyelim İsmail. Dökül bakalım neymiş bu işin aslı astarı. Ne olacak yenge? Basit bir görüşme meselesi din. Acık görüştük o kadar. İsmail, sen beni temelli cahil mi sandın? Okumadık emme kafamız basıyor çok şükür. Hadi anlat bakalım her şeyi. Bu öyle basit bir görüşme meselesine falan benzemiyor. Anlat dedim. Tamam yenge anlatacağım. Öyle basit bir görüşme meselesi falan değildi. Bir nevi şey gibiydi. Şey gibi. Bak değiller sevmişler birbirlerini. Hani ben Bahri'yle bir yola girdiydim ya. İsmail de üzgüntüsünden ne yapacağını bilememiş. Ortalıkta öyle dolanırken gönlü kaymış Zümrüt'e. İkinci gönül kayması dedim diye bir takım yanlış anlaşılmalar olmasın. Öyle de değil tam olarak da. Bir çeşit gönül eğlendirme gibi bir şey. Hani filmlerde falan da oluyor ya. Ulan ne gönül eğlendirmesiymiş bu? Destan gibi yazmışsın ya mektubu. Ne filmiymiş? Doğru dürüst anlat bakalım şunu. Bak kemik kıran Cemile'ye döndürme beni. Tamam yenge tamam sakinleş tamam. O zaman doğruyu söylüyor. Evet ben Zümrüt'ü sevdim. Sevdim ama sonra baktım ki yürümüyor. O şehirli bir öğretmen, ben kasaba yerinde gariban bir yetim. İşte o zaman ben anladım. Ben Sedef'ten hiç geçememişim ki. Başta ben de inanmadırdım zaten. Hani ben o kazayı yapınca İsmail vicdan yaptı. Hala Zümrüt'ü seviyor emme bana de acıdı diye düşündürdüm. E o yüzden kabul etmedim ya zaten en başında. Emme sonra bir baktım Zümrüt Tugay Bey'le bir yola girmiş. İsmail de sen hiç oralı değil. Ondan sonra ikna oldun. İsmail beni seviyor anne. Emin misin İsmail? Zümrüt'le aranda hiçbir şey kalmadığına emin misin? Bu işi sırf Sedef'e acıdığım için, merhametinden ötürü yapmadığından emin misin? Eminim yenge. Sedef'i seviyorum ben. Vallahi. İyi madem. Sen öyle diyorsan öyle olsun İsmail. Eminim tabii anne. Tamam. Başta bir takım şeyler yaşandı. İsmail'in de benim de kafamız karıştı emme. Geçti şimdi. İsmail'in beni sevdiğinden eminim anne. Senin de için rahat olsun. Madem öyle diyorsun kızım. İçim rahat olsun diyorsun yani. Tabii ki Naciye Sultan. Hem sen böyle şeyleri düşünme. Doğmamış kardeşim de böyle şeylerle tedirgin etme bakayım. Yenge vay ha. Sen de tam dedektif olacak adammışsın ha. Kapanmış gitmiş defterler diyorum. Hala yiyecek gibi bakıyorsun.
Her bir şeyini anlattım. Daha ne anlatacağım ben sana? Tamam İsmail. Madem sen öyle diyorsun, öyle olsun madem. Sen içini rahat tut. Yengelerin bir dengesi. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Tamam, arada bir yapındırmış olabilirim. Emme bu yapındırılacak gibi bir mesele değil ki. Ben kendim bile bile ateşin için yaptım da sen neden Tugay'a evet dedin Zümrüt? Sen neden mutsuzluğu seçtin Zümrüt? Buyur baba. Boşuna zahmet etmeseydiniz gençler, alt tarafı bir doktor kontrolü. Hem işinizden gücünüzden kalmasadınız siz. Olur mu öyle şey Şükrü abi, sen de İsmail zaten radyoya gidecekmiş. Hayati abi de benden başkasın, araba beğenmediğin göre. Baba dikkat edersen seni Hayati abinin arabasından getiriyoruz bak. Anadolu'dan falan getirmiyoruz. Benzini nasıl kattın diyecek olursan onu da eskicilikten kazandığım paradan kattım biliyor musun? İyi aferin, iyi yapmışsın. Baba ne yapıyorsun sen, gözünü seven sen acık yavaş yürüsen ya. Sen bak sonra doktorlar doğru kontrol yapamayacak, tansiyonun falan çalışacak senin. Acelemiz yok gölüm, yavaş yavaş yürüsen ya sen. Baba yavaş diyorum ya ben sana. İyi günler hemşire hanım. Şimdi biz babamı doktoru kontrole getirmiştik de doktor beyler müsait mi acaba? Tabii buyurun. Sağ olun. Öyle baba. Allah. Vallahi. Ben de gözüm ne alıyor diyorum be. Hayırlı olsun Sadıç. Ne zamandır konuşmuyoruz be. Öz dertleşmiyoruz. Anlat bakayım nasılsın? İyiyim. İyiyim işte Süleyman. Nasıl olayım? Sen nasılsın? Ben iyiyim Sadıç. Kötü bir şey olmaz da. Sen pek iyi değilsin vallahi. Böyle radyoda damar damar şarkılar çaldığın zamanlardaki gibisin. Bak ben seni de iyi vere. Hayırdır gülüm? Zümrüt. Zümrüt'ü gördüm bugün okulun önünden geçerken. Benim halim belli de onun içinde neler oluyor, ne fırtınalar kopuyor. Ne bileyim nasıl hissediyor yani. Nasıl olacak Sadıç? O da kabullenmiştir gari. Sen demedin mi bana onunla doktor Tugay'la bir yolu girdi diye? Öyle mi? Neden tamam dedi bilmiyoruz ki. Ben yoluma bakayım diye mi dedi, yoksa kendi yoluna bakmak için mi dedi? Bunları bilmiyoruz ki. Git sor o zaman. Madem bu kadar kafayı takacaksın, madem bu kadar üzüleceksin, git sor rahatlı gari. Sormam Sadıç. Zümrüt'ü sorarsam uygun olmaz. O zaman Tugay sor. Öyle yapışıver yakasına, ben diye Zümrüt'ü mutsuz etmeyeceğim diye. Eğer Zümrüt'ü mutsuz edersen var ya, senin o böyle tutkallan yapıştırılmış gibi duran bıyıklan tek tek yolarındı be. Uygun olur mu ki Sadıç? Lan olursa Ekim'in gada, olmazsa Kasım'ın gada be. En azından kafan rahatlayacak şu halin bakmıyor. Sürü lan. Gülüm bunu al da seni zahmet girişten bir gayı da açtırır be.
Geldim baba, kayındayım. Şişt. Hadi hadi. Ben Doktor Tugay Bey'e bakmıştım ama burada adam acaba? Doktor Tugay Bey hastaneden ayrıldı. Nasıl yani? Ne demek ayrıldı? İstifa etmiş. Özel bir hastanede çalışacakmış. Galiba Edremit tarafında. Neresi olduğunu öğrenmek isterseniz danışmadaki arkadaş yardımcı olur size. Yok sağ olun. Tamam. Ben gideyim madem. İyi günler çocuklar. Zümrüt. Acık konuşmamız lazım. Acelem var İsmail. Kusura bakma, ben Tugay'la buluşacağım. Zümrüt. Doktor falan yok Zümrüt. Doktorla falan bir takım yolluğa girdiğinde doktor gitmiş. Sen bana oyun oynadın Zümrüt. Ben sana oyun oynamadım İsmail. Biz Tugay'la denedik. Olmadı işte. Yani öyle oldu. Ben çocuk değilim Zümrüt. Sizin hiçbir şey denediğiniz yok. Basbayağı bana oyun oynadınız işte. Farz et ki oyun oynadık İsmail. Farz et ki tamam öyle oldu. Ne değişecek? Ya biz bunları konuştuk seninle daha önce. Sen bir karar aldın, ben de ona destek oluyorum. Ne olur daha fazlasını sorma İsmail, lütfen. Bizim için yaptınız değil mi Zümrüt? Sedef'le ben bir araya gelelim diye yaptın değil mi Zümrüt? Sedef ikna olmayacaktı yoksa. Onun mutluluğu için yaptın değil mi Zümrüt? Onun mutluluğu için yapmadım İsmail. Senin mutluluğun için de yapmadım. Kendim için yaptım. Ben ne yaptıysam kendim için yaptım. Çünkü eğer sen Sedef'le evlenmezsen ben senden vazgeçemezdim. Sana bir şey demedim mi? Buraya gideceğim, buraya gideceğim demedi mi? Yok Sarıç. Ben gaydi yaptırdım. Bir geldim İsmail Vınk Turizm vallahi. Radyoya gitmiştir o. Önce duygusal duygusal konuşur. Hı. Bahri'ye bak sen ya. Ulan ağzını kırdın Bahri'sine bak be. Hani on parmağında on marifet diyorlar ya o biçim ha. Kokuleşlik desen manyak. Rol yapma desen bıraksan Oscar'ı yürüyecek şerefsiz. Ben anamla Neşe'nin yanında bir rol kesmiş bu. Üf. Yani insanlar bir korkmuş. Bırak başkadan söyleme, kendilerini söyleyemezler vallahi. Aynen Sadıç. Bilmiyor musun sen adamı, gören? Vallahi Mel Gibson bunun yanında berber çırağı gibi kalır. Ben size veren. O kim ne? Cesur Galp. O ne? Özgür İskoç'um. Aynen. Afiyet olsun gençler. Sağ olasın Cemil Yenge. Sağ ol. Yaparım sen bir yarım. Hemen. İstemez, istemez. Sizden 3-5 kelam etmeye geldim. Müsaade var mı? Estağfurullah Cemile yenge. Acık konuşan bakalım sizle. Oturun, oturun. Oh. Hayırdır Cemile yenge? Ne konuşacağım bu kadar önemlise? Şu Zümrüt hakkında konuşacağım. Zümrüt? Zümrüt kim? Ne Zümrüt ya? Ne Cemile yenge? Vallahi biz Zümrüt bilmiyoruz bak. Süleyman gülüm. Bilmiyoruz hep durumu bak gari. Ne kadar cahilsin lan sen. Hani elmas falan yok mu? Altın falan, zümrüt falan öyle madenler yok mu? Onu diyor. Değil mi Cemil? He. Yenge. He. Bizim gibi garibanlar ne işi oldu? Altınla, zümrütle, Cemil yenge. İlahi sen de vallahi. Laf çevirmeyin lan beni. Benim her bir şeyden haberim var. Aralığından, ne olduğundan, neler geçtiğinden. Sedef'e yazdığım mektuptan bile haberim var.
Şimdi teker teker döküleceğiniz bana. Savaştan başlayın. Abi, yine dikmişim bakışlarını Oza. Ne düşünüyorsun bakayım? Yine annemden, babama mı düşünüyorsun? Ben öyle dalmışım. Buraya oturdun ya böyle. Yengemi sorardım. Abim ne yapıyor burada derdim. Gitme kıyına. Annenden, babanı düşünüyor. Bırak düşünsün derdim. İnsan değiştikçe... Aa, bu taşlığın üstündeki düşünceler de değişiyormuş Ersin'im. Canın nereden yanarsa... oradan değişiyor. Sen mutlu değilsin değil mi abi? Nişanlandın falan emme. Aklında başka şeyler var değil mi? Yok canım. Nereden çıkarayım? Korkmana gerek yok. Yazar hassasiyeti diyorlar buna. Benden başka anlayan olmamıştır bence. Ben sonuçta senin kardeşinim ya. Sen benim dertlerin arasında olmuşsan da ben seni anlıyorum biliyor musun? Böyle bu dünyada kendini yarım yamalık hissediyorsun değil mi? Niye yana gitsen hep bir tarafın eksik kalmış gibi hissediyorsun değil mi? Vallahi iyi olacak. Hasan'ın doktor ayağına geleymiş. Gonca, vallahi ben de sana gelecektim. Bugün konuları hiç anlamadım biliyor musun? Beni acık matematik anlatabilir misin? Anlatsam ne olacak? Sen yine anlamayacaksın ki. Gonca. İsmail. Bizimkiler öğrenmiş. Zümrüt meselesini yani. Yengen konuştu mu seninle? Konuştu. Konuştu ama ben gereken cevabı verdim. Sen hiç canını sıkma. Biz kararımızı verdik dedim. Geçmiş geçmişte kaldı dedim. Bizim için bir önemi yok dedim. Ben de öyle dedim anneme. Ters bir şey olmaz değil mi İsmail? Ne olabilir ki Sedef'im? Biz nişanlıyız gari. Herkesi de ilan ettik. Bizim kimseden bir çekincemiz, bir korkumuz yok. Sen rahat ol. Vallahi Cemil yenge, İsmail sen tam olarak ne dediyse aynen öyle oldu gülüm. Sedef Bahri'yle bir yolu girince bizimkinde duygusal bocalamalar başladı biliyor musun? Sonra da boşluğu düşünce gitti Zümrüt sarıldı zavallı çocuk. Şimdi Süleyman'la İsmail konuşuyorlardı kendi aralarında başka memleketler falan diye. Biz de sonunu öğrendik. Meğersem Zümrüt'ü ağabeyi yakmış İsmail. Sonra da mektubu yazıvermiş. Emme ben öğrendiğimde çok çekin kızdım bunu bak. Vallahi düğünüm olmasa sadıçlıktan falan çıkarcıydım. Beni bakın lan. Benim alnımda gaz mı yazıyor? Bunları ben de biliyorum. Siz asılım Şinci'yi anlatın bana. Ne oldu da Sedef'e yinden geri döndü bu İsmail? Sen İsmail tanımıyorsun Cemil yenge. Vallahi hepimizden iyi tanıyorsun ha. Sen bunun ne kadar ayran gönüllü oldun, ne kadar aşıp sevdi olduğunu bilmiyor musun? Ufaklığından beri bu nerede antin kutu şeyler falan ondan yapar sen. Süleyman, burasını ben de biliyorum. Siz teyzem asıl meseleyi anlatın bana.
Bu geri dönüşün gazayla bir alakası var mı, yok mu? Cemil sen söyle. Var mı, yok mu? Var. Vicdan yapmış tabii. Yani gönlü hala Zümrüt'te diyorsunuz. Sedef'in mutluluğu için Zümrüt'ten vazgeçti diyorsunuz. Bir ömür boyu mutsuzluğa mahkum etti kendini diyorsunuz. Yok, aslım tam olarak öl diyoruz. Emme hence bir taraftan da bakınca nikahta keramet vardır değil mi Cemile yenge? Bir taraftan da bakınca Sedef bu çocuğun ilk göz ağrısı olduğunu göre. Ulen madem her şeyi biliyordunuz, niye bir şey demediniz İsmail'e? Neden engel olmadınız ona? Cemile yenge, İsmail bizi dinliyor mu zannediyorsun sen? Kendi yeğeni daha iyi tanırsın. Biz dedik. Dedik. Nişanlının gönlü son bir kez düşün dedik. Dedik. Eminim dedi. Dedim. Dedi. Ben Sedef'le evleneceğim dedi Cemile yenge. Cemile yenge. Bir de bu konuştuklarımız aramızda kalır değil mi? Malum düğün üstü ince millet konuşur da konuşur. Nime lazım değil mi? Galı canım. Galı, galı. Galı değil mi? Yani. Galı. Galıysa iyi olur. Cemile. Galı ya. Nasıl be? Söylemiş değil mi? Bırak şunu bakayım bir kenara. Senden konuşacaklarım var. Vallahi gene dedektiflik yapacaksan ceplerinde hiçbir şey yok ben sen baştan söyleyeyim yenge. Ceplerini falan karıştırmayacağım İsmail. Otur şöyle. Geç otur konuşacaklarım var. Gittim satışlarla konuştum. Benden sakladığın ne varsa hepsini teker teker öğrendim. Allah aşkına ne öğreneceksin yenge? Zaten hepsini biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyormuşum İsmail. Şimdi biliyorum emme. Gönlünün hala Zümrüt'te olduğunu biliyorum. Sırf kazadan dolayı Sedef'le evlendiğini de biliyorum. Ne biliyorsan biliyorsun yenge. Ne öğrendiysen öğrendin. Ötesini karıştırma gari. Ne demek lan ötesini karıştırma gari? Bu suratla mı evleneceksin kızla? Bu suratla mı mutlu edeceksin kızı? Bu halinle mi kocalık edeceksin Sedef'e? Bir gün geçecek, bir hafta geçecek, bir yıl geçecek. Hiç sormayacaksın mı kendi kendine? Demeyeceksin mi? Ben ne yaptım demeyeceksin mi? Ötesini karıştırma dedim sana yenge. Ben kararımı verdim. Sedef'i mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen evliliği ne zannediyorsun lan? Aynı evi paylaşacaksın kız. Aynı sofraya oturacaksınız. Aynı tastan içeceğiniz çorbanızı. Aynı yastığa baş koyacaksınız. Bu mutsuz halini ne kadar saklayabileceğini zannediyorsun Sedef'ten, he? Ötesini karıştırma diyorum sana yenge. Olan oldu diyorum. Çocuksun sen İsmail. Çocuksun. Kendini de Sedef'i de ne kadar mutsuz edeceğini bilmiyorsun. Çocuğumsam çocuğum işte be. Mutsuz olacaksam da mutsuz olacağım. Emme Sedef'i mutsuz etmeyeceğim. Asla onu mutsuz etmeyeceğim. Abaken. Suanın en güzel yeri cücüğü derler. Sağ olasın Hicabi abi. Ya gitmediğiniz ne kadar iyi oldu. Yoksa bu havayı, bu sofrayı nerede bulacaksın? Soğan, ekmek, ayran. Bundan kıyak sofranı bulacaksın. Ve bak yem bardağını. Ha, öyle. Bak, bu tarlaların hepsi benim oluyor. Burası zeytinlik. Bu aşağıda mısır var. Bu yolun öbür tarafında da buğday var.
bununla abi oldu mu? Zannedersin burla deniz. Emme yeşil deniz. Gir içine faşır fuşur yüz. Gerçekten çok güzel görünüyor Hicabi abi. Böyle insanın ruhunu dinlendiren bir havası var. İnsanın burada yaşlanması geliyor vallahi. Dur bakalım canım, dur bakalım. Niye yaşlanması? Gencecik adamsın. Beni bak. Sana bir kız bulan mı burla adam? Evlendiren mi seni? Seni taran acı seni. Kız lafını duyunca nasıl heyecanlanıveriyor öyle? Yok Cabe abi. Ben düşünmüyorum. Nesini düşünmeyeceğimişin ki? Eninde sonunda evleneceksin işte. Benim koca küçük olmasaydı verirdim sana. Senden iyi damat mı bulacaksın? Ramiz Çavuş'tan iyi düğür mü bulacağım ben? O konulara hiç girmesek, oralara girmesek. Bana bak, bizim bu macerla ne şey var? Güzel kızdır. Bildiğim kadarıyla sevdi de ya onu. Ne diyorsun? Hayatıyla konuşan mı? Ya senden iyi damat mı bulacaklar? Yok Hicabi abi. Sağ olasın. Aha buldum. Bizim belediye başkanının kızı var Zümrüt. Hem okumuş kız. Sen de okumuşsun. Birbirinize mehalsiniz. Ne diyorsun? Konuşayım mı başkanla? Yok Cabe abi. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Yani külliyen düşünmüyorum. Ya hiç evlenmeyeceğim ben yani. He, anladım ben onu, anladım. Senin bir sevdiğin var. Yani tam olarak öyle de değil de. Nasıl desem bilemedim ben şimdi Hicabi abi. O başkasıyla evlenecek gibi de. Yani olmadı yani. O anlamda olmadı. Anladım ben onu, anladım. İyice anladım. Senin de bir takım kahverengi gözler durumlar var. Senin en güzel yerin kahverengi gözler. Bak lan şimdi seni daha çok sevdim lan Şerif Ali. Şimdi daha çok sevdim lan. Helal, helal, helal. Seni taran acı seni. Hadi tek başınasın, bir gazozu anadık da. İki pipet ne oluyor lan? Orasın karıştırma, orası bende kalsın. Benim de bir takım gazoz içme sırlarım var belki, ne biliyorum. Ulan bir tane normal adam olmam bu memlekette. Bir tane akıllı adam olmamın. Tövbe tövbe. Bana mı dedin? Bana mı diyorsun? Senin aklını alırım. Sen benim pipetime laf mı ettin ha? Yok canım. Neden laf edem? Ben öyle can sıkıntısından işte şey ettim. Senin canın sedefe sıkılıyor değil mi? Arkadaşların seni kandır değil mi? İçin bir türlü rahat etmiyor değil mi? Yok canım. Neden rahat etmesin? Hem dediler ya bir takım yanlış anlaşılmalar oldu falan diye. Kandırdılar seni akıllım. Duyduklarını hatırlasana. Gayet açık ve net bir şekilde İsmail Sedef'i mutsuz edecek demiyorlar mıydın? Dediler mi? İsmail ben seviyorum. Mutlu edeceğim dedi onu. Ne safsın bari. Herhalde öyle diyecek. Kendini kandırıyor. Hem sen kendin demiyor muydun? Zümrüt unutamayacak sonra Sedef'e kızacak diye. Televizyon başından kalkmamala, konuşmamala falan filan neler diyecek. Bu işin sonunda kucağından bebeğle kubasının evine dönmeye kadar yolu var dememiş miydin? Dedim emme. Ben ne bileyim, kafam karıştı yani. Ülen sümek kafanı karıştıracak ne var? İsmail mutsuz işte görmüyor musun? Sedef'i de mutsuz edecek. Sedef'i mutsuz edecek diyorsun ha? Seni kandırdılar diyorsun ha?
Ben Süleyman'ın babası meselesi Neşe'ye söyledim. Neşe de geldi sene söyledi. Sen de boş boğazlık ettin. Gittin Sedif'i söyledin değil mi? Yok, ben söylemedim. Onu da Neşe söyledi. Gari kim kime ne söylediyse illasın kulağına kadar gitmiş. Bugün beni uğramak suretiyle meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlattı. İşin içinde mafyalar olduğunu, paranın peşinde falan olduklarımı anlattı. Mafya mı? Kasaba yerine ne mafyası Hafsat teyze? Şşt kız! Yüksek sesle söyleme! Belki duvarların arkasından bizi dinliyorlardı. Paranın peşinde çok adam varmış. Bundan sonra atçımız her adımda dikkatli olacağız. Bir yabancılan falan karşılaşacak olursak hemen birbirimizi haberdar edeceğiz, tamam mı? Paradan falan kimseye bahsetmek yok. Anlaşıldı mı? Ya ne babası, ne parası, ne altında. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Neden bahsettiğinizi de anlamıyorum. İyi ya madem. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben de neden bahsettiğinizi hiç anlamıyor olayım o zaman. Ey, Sedef'e de söyleyin, o da hiçbir şey bilmesin. Neden bahsettiğinizi anlamıyor olsun. Anlaştık mı? Yenge, bunun ne tarafı Hatem? Lazım olacak bir şey mi bu? Şu üsttekini ver bakayım bana. Onu koy oraya. Yenge, bunun ne tarafı Hatem? Lazım olacak bir şey mi bu da? Anam, bu senin gundağın yelen deli oğlan. Gundağın mı? He. Küçükken bunun içine sarıp sarmaladık seni. Bak, bu E harfini rahmetli anan işle dedin. Kaza olduğunda bu gundakta verdiler seni benim kucağıma. Hep emanet bildim sizi. Burnunuz kanayacak diye ödüm kopardın. Hele abin çok huysuzlandı ananla baban ölünce. Kocaman çocuktun tabii. Çok mutsuzdum, çok. E haklı çocuk. Hiç kolay değildi yaşadığı acı. Ama ben niye payda onun gönlünü eğleyecek bir şeyler bulurdum. Şimdi de çok mutsuz yenge. Bugün oturmuş o taşın üstüne. Yine öyle dalıp gitmiş. Sen küçükken nasıl eğiliyorsan, beğendi sen de. Ben de eğilesem acık. Belki yine mutsuzluğu gider. Gerçi çocuk diye gari, onun gönlünü eğlemek kolay değil. Sedef. Yenge. Acık konuşalım mı seninle güzel kızım? Tabii yenge, buyur. Sedef, ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama bu İsmail'le Zümrüt meselesini annen söylemiştir sana. Biliyorum, söyledi. Sedef, ben nasıl söylesem bilmiyorum ama beni kalırsa İsmail hala Zümrüt'ü seviyor. Hani kesin öyle gibi. Biliyorum yenge. Ama biz aramızda konuştuk bunları. Aramızda çözdük yani. Sedef, İsmail çok mutsuz. İsmail'i tanıyorsam ben olay kolay da düzelmez. Eğer seninle evlenirse ömür boyu mutsuz olacak. Uzman sen de mutsuz olacaksın. Deniz gözlü kızım benim. Biliyorum. Nişan yapıldı. Millet duydu. Ama hani dedim. Yol yakınken dedim. Belki sen bir çaresini düşünürsün dedim.
Sen bana demedin mi mavi gözlerin gibi denizlere gidelim diye? Sen beni sevmedin mi aşkımızın külleri yakamaz mı bizi? Sözler yalan oldu bak, geceler her gün kör bıçak. Geçmez bu ömür böyle. Sözler yalan oldu bak, geceler her gün kör bıçak. Geçmez bu ömür böyle. Gel hayalim, anıları alalım, kaçalım buralardan.